Hey arkadaşlar. Yeni bir Isaac bölümüne hoş geldin. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar da her şeyi yapmışız. Bir şey yapmamışız. O da kan neydi ya? Onu da hatırlamıyorum ki. Mega Satan mıydı? Hayır. Mega Satan'ı yaptık. Kanlı olan Void'di. Void'i yapamadık. Kolay bir şeyler istiyorum. Bir yandan da istemiyorum. Bakalım göreceğiz ne yapıyoruz. Şimdi bugünkü bölümün neyim? Nasıl bir şeyim? Müthiş, mükemmel, iyi başladık. Şimdi bir kere yani şeyi jileti kullanamayacağız abi. Öyle bir dünya yok yani. Hani jiletin kullanıldığı bir dünya yok şu anda. Kullandık mı ölürüz. Ama Guppy'nin kafası var. Müthiş bir başlangıç. Guppy değil de öbür kedinin. Neyse. Şimdi bugünkü bölümü az önce... Oh baby, ölmeden kurtulabilirsem çok güzel olur. Şimdi bugünkü bölümü şöyle söyleyeyim. Hiçbir şekilde planlamadım. Yani dedim ki bölüm açmak istiyorum. Neyse. Hani bölüm çekilecek dedim. Bunu alacağız abi. Bunk yapacağız. Öbürünü istemiyorum bile. Yani o kadar fena. Niye Noel babayız onu da bilmiyorum ama çaktırma. Audio'nun şeyi, geleceği değil mi? Hani Audio'nun geleceği olarak ama ben kelleşmeyeceğim ya. Hayır, reddediyorum. Şimdi buradaki güzel eşyaları da alacağız. Şimdi en son neyden bahsediyorduk onu da hatırlamıyorum ama bugünkü bölümle ilgili bir takım bir şeyler anlatmak istiyordum ama sonra direkt başlayıp ne konuşacağımı da hesaplayamadım. Olsun abi, önemli değil. Biz her türlü bir şeyler üretiriz. Yani hani bizim olayımız zaten bu. Yokluktan bir şey üretmek. Radyo olmaya çalışıyoruz. Audio radyo falan böyle işte. Neyse, çaktırma. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bu ara herkes tatillerde, bir şeylerde biliyorsun. Güzel bir şey ama... Ya mesela hani bazı insanlar böyle tatilde bile acayip azimli oluyor ya abi, hani her türlü azim var, tamam, bu güzel bir eşya olacak bize. O azim olayı çok zor ya, yani böyle durmadan üretken olmak. Mesela atıyorum okula gidiyorsun, durmadan okulda dersine çalışıyorsun falan, yani çok zor bir şey. Hani bir de insanlardan bunu istemek ya, yani mesela bak şeyi düşün ya, yani hani hayatını düşün şimdi. Hani sağ olasın bir tane hayatın var ve hayatında ne yapıyorsun? Şimdi gençken ben de hiç mesela düşünmezdim bunu. Şimdi de düşünmüyorum, çaktırma da. Hani diyelim ki bir şey yapalım. Güzel. İyi bitirdik, ben gidiyorum. Ya böyle bir şey yapsak. Hani bir düşünsek ne yapıyoruz hayatımızda diye. Bunu kullanacağım, hiçbir işime yaramayacak sağ olsun. Curse of the Lost hemen patlattı. Şu tarafa doğru gelse, neyse çaktırmayalım. O bombaları da kullanabilsem iyi olurdu ama neyse. Hani... Mesela atıyorum her insanın yaklaşık olarak hani şeylere böldüğümüzde, ortalamalara böldüğümüzde 70 ila 80 yazın var değil mi? Yani adet olarak, yani 70-80 tane yazın var. 70 tane yaz göreceksin, sonra bitti abi. Hani o kadar, daha yaz görmeyeceksin. Ya çok acayip bir şey mesela bu. Hani ya da kış göreceksin. Hala hasar almadım yalnız. Dikkatini çekerim. Artık hocanın da değiştim artık ben. Artık ben değiştim. Bing bang. Ya ne demeye çalışıyorum? Yani hani aslında belirli bir kaynağın var. Hani au, bak çok çok gıcık bir şey yaptı. Neyse, çaktırmayalım. Biz hayatta kalmaya devam edelim. Şu anda derdimiz o. Hasar aldım mı gidiyorum, çünkü gideceğim. Biraz ilginç bir başlangıç oldu. Ya yaşamın da bir kaynak aslında. Sadece farkında değilsin. Zaman değil ama bak. Hani zaman, çünkü zaman insanın hani yarattığı bir olgu aslında. Hani biz geçen süreyi zaman olarak tanımlıyoruz ama nihayetinde hani biyolojik olarak da toplamda var olan bir takım şeyler var. Kısıtlamalar var. İşte bunlardan bir tanesi herkes ben burada öleceğim abi. Söylemedi deme. Ben burada gideceğim. Ben burada öleceğim dedim ama gene kurtuldum. Savaşman lazım. Bunu başarabilecek misin? Artık ses efektini bile koyamıyorum. Savaşman lazım. Sağ ol Şehinşah. Şu anda başarabildim ama bu baby. Ooh baby, baby it's a wild world demiş. Bunu istemiyoruz.
Güzel. Bir takım hayatta kalma... burada biz nereye gidiyoruz onu da çözemedim. Hayatta kalma istatistiklerin bir anda yükseldi. Oranlarımı yükselttim. Buraya sanki daha önce gitmiştim değil mi ya? Abi bu Isaac'teki bütün olayı hani biliyorsun artık co-op falan çıktı ama ben hala eski kafa olarak aynı noktadayım. Yani o da şu. Ya şu oyundaki şu curse'leri kaldırın abi ya. Yani en manasız bence şey bu. Bu lanetler. Hiçbir yararı yok bence oyuna ve sadece safi ziyanı var. Ve oyunun keyfini kaçırıyor. Evet, şikayet bölümümüzün sonuna geldik. Pazar şikayetimizi de yaptığımıza göre artık yolumuza devam edebiliriz. Yani diyorduk ki hayat da bir kaynak aslında. Yani hani öyle bir kaynağın var, belirli süreleri var. Dediğim gibi işte ne dedik? Söyle adını. Burada param var mı? Param da yok. Tam bir fakirim yani şu anda. Yani o da bir kaynak işte ne dedik? Birkaç tane şansım varsa yazın var. Kimisinin daha az, kimisinin daha çok. Şunu alacağım abi. Aslında o hapı da alsak iyi olabilir. Ama burada şöyle bir şey var. İşte sen onunla ne yapıyorsun? Mesela bu ilk 20 yazını, 20 demeyeyim de 18 diyelim. Zaten otomatikman ne yapıyorsun? Şeyde geçiriyorsun. Benim bombam yok. Very nice. Okulda geçiriyorsun. Yani yazı okulda geçirmiyorsun ama hani ilk 18 yaşı eğitimle geçiriyorsun. Bir de şimdi eğitim dediğimiz şey de çok değişti. Eskisine göre çok farklı. Öyle değilmiş gibi bir hava var ama yani çünkü öğrenmenin tarzı değişmemeli. Yani hani bence ama öğrenebildiğin yer çok farklı artık. Yani pek çok şeyi internetten de öğrenebilirsin ve bu kötü bir şey diye demiyorum bak. Hani iyi bir şey diye diyorum. Ver. Evet. Yani bu kötü bir şey diye algılama, onu demeye çalışmıyorum. Şunu demeye çalışıyorum. Ya bazı şeyleri hakikaten internet aracılığıyla öğrenebiliyorsun. Eskiden bunu yapamıyordun ve bunu hep yapabildiğin bir noktadasın. Herkes her şeye ulaşabilir halde. Şimdi şunu alacağız abi. Ya tabii beni izleyen kişilerin çoğu hani yaşça benden daha küçük olduğu için şeyin farkında olmuyorlar. Hani bizim internet öncesi ve telefon öncesi bir dönemimiz bile vardı. Yani böyle bir dönem de vardı. Mesela eskiden atıyorum evde telefon vardı. Arkadaşını arıyordun. Diyordun ki annesine işte mesela Dominik'le konuşabilir miyim? Benim Dominik diye bir arkadaşım vardı. Annesi diyordu ki tabii diyordu. Ya da evde yok diyordu. Sonra tekrar araman gerekiyordu falan. Arıyordun. Ben evimdeyim, o evinde. Diyordun ki yarın 4'te şurada buluşacağız. Okey diyordun ve ondan sonra bir daha iletişim kuramıyordun abi. Çünkü yok hani telefon diye bir şey yok. Sen 4'te oraya gidip bekliyorsun. Gelecek yani hani. Gelirse geliyor. Hani yok ben geciktim şey oldum. Yok yani öyle bir dünya yoktu. Biz buna... Ne oldu? İbrahim abi İbrahim mi oldu? Diyoruz. Hani adam geldi ya da gelmedi. Orasını bilmiyorum ama. Sonra telefon çıktı. O zamanlar... Telefonlar yeni çıkıyordu. Abi o Nokia'lar var ya ne acayipti ya. Sen tabii gene çoğunu bilmeyebilirsin ama böyle yumurta gibi bir Nokia vardı. Mesela o çok ünlü bir Nokia'ydı. O Nokia'ya biz Fexplorer diye bir şey vardı. Diyeceksin ki iyice saçmalıyor bu. Öyle bir program vardı. Nokia'yı kırıyordun abi. Yani düşün bak yaptığımız şeylere bak. Saçma sapan. İşte oralarda bu... Korkunç asker videoları falan ilk orada çıkmıştı mesela. Bir tane askeri hani bayağı infaz ediyorlardı. Onları hep hatırlıyorum yani. Neyse bunu niye anlatıyorum? Geleceğim şimdi söz veriyorum. Buraya geri girmek istiyorum. Niyeyse bu katı tamamıyla bitiresim geldi. Şimdi ya hani öyle bir dönem vardı. Şey dönemi. Karanlık dönemler. Ve o zamanlar tabii mesela bilgiye ulaşmak diye bir şey yok. Hani bilgisayar vardı ama bu hali yoktu. Yani Windows 95-98 falan var o zamanlar. Sonrasında da şey var. Hani yani TikTok'tur, Instagram'dır hiçbiri yok. YouTube zaten yok. Bilgiye ulaşmak istiyorsan gene kitaptasın ve şeydesin abi. Okuldasın. Yani o yüzden bizim... hani benim büyüme tarzım ikisini birden gördü. Sen eski halini hiç göremedin. Ben bunu istemiyorum. Ben onu gördüm. Yani aslında bu çok güzel ama şu gizli odaya gideceğiz. Burada belki aradığımızı bulabiliriz. O yüzden bir bakalım. Ben burada ne yapıyorum? Bir de ona da bakalım mı? Okey.
Yani ne yapmaya çalıştığımı da bilmiyorum açıkçası ama. Bir dakika bir şey daha bakayım. Tamam. Yani çok daha farklı dünyalar, olaylardı. Hani dünya çok daha farklıydı. Bunu istem. Oh, double moon. Okey. Bu ne? Olur. Hayır demem. Double moon ne yapıyor ki abi? Hatırlamıyorum. Neyse. Kullanacağız elbette. Kullanamayacağız. Double moon herhalde iki tane ay odası mı veriyor? Yani işte gizli oda. Umarım öyledir. Oh. Yalnız benim hasar almamam ve şu üstümdeki kalpten kurtulmam lazım. Çünkü Curse of the Babylon var. Neyse. Ya işte hani çok daha farklı bir zamandı. O zamanlar şey yoktu abi. Söyle adını. Yani bilgiye ulaşım farklıydı diyorduk. Ama şimdi bir şey öğrenmek istiyorsan hemen pat diye öğreniyorsun. Yani ya mesela bana bazen hani soruyorlar. Ya işte ben şu programı öğrenmek istiyorum. Ne yapabilirim? Gideyim mi? Şu eğitime gideyim mi diyorlar. Diyorum ki gerek yok abi. Hani yalnız çok güzel haplar. Lockdown hiç problem değil. Hani yani diyorum ki o eğitime para vermene gerek yok. Çünkü zaten onu öğrenebilir kapasitedesin internetten. Gerek yok. Ben de internetten öğrendim diyorum. Hani ben hiç eğitime gitmedim. Eğitime giden meslektaşlarım da sonrasında kullanmadılar, unuttular diyorum. Yani hani çok ilginç bir şey. Al şunu. Bum. Hani bilgiye ulaşım farklı. Bunu niçin söylüyorum? Dur bakayım elbette. Şimdi şunu almayacağız abi. Ben gidiyorum. Niye gittiğimi de bilmiyorum açıkçası ama bir yerlerde çünkü ara katlara falan mı girmem lazım? Dur bakayım. Çünkü bak şimdi kalbi yapmışız, Mega Satan'ı yapmışız, Polaroid falan hepsini yapmışız. Haşı yapamamışız bu karakterle. Bir de Void bile var bak. Yani hani çok coşmuşuz aslında Eden'da. Niye Eden seçtik onu da bilmiyorum ama şunu bir kullanalım abi. Müthiş. Double Moon bak ekstra ay odaları çıkartıyor. Bu çok kötü oldu. Bunu yapmamalıydım. Curse of the Babylon'u kaybettik. Hemen bana bir şeytan odası vermelisin. Bütün gücümüzü kaybettik abi. Bak 3 şey gitti. Hasar gitti. Bu iyi mi? Değil. Hemen o yüzden kurtulmamız lazım. Tabii ki kurtulacağız. Ama kalplerimizi veremediğimiz için bir dakika buralarda hasar almamalıyım. Yani dünya da o şekilde değişti. Bir de şu var. Bak şimdi sosyal medyanın ve internetin ya bunu aslında zaten duymuşsundur ama ben sana tekrar anlatayım. Çok büyük bir şeyi oldu. Etkisi oldu. O da insanoğlunun dikkat aralığı düştü. Yani mesela eskiden 40 dakika atıyorum bir şey dinleyebiliyordun. Artık dinleyemiyorsun. Yani yapmıyor. O bir kas gibi düşün ve çalıştırılması lazım. Yani dikkat bozukluğu çıkmaya başladı. Her şey kısa ve 10 saniyelik ve içi boş olmaya başladı. Diyeceksin ki Boomer TikTok'a işte Instagram'a falan laf ediyor. Ediyorum abi. Çünkü sağlıksız bir yaklaşım. Ciddi ve uzun süreli işler için sağlıksız bir yaklaşım ve şimdi tabii ben sana böyle deyince sana saçma geliyor. Ya benim neyim bozuk gidiyorsun? Bir şeyin bozuk diye demiyorum abi. Bir şey kaybın var. Yetenek kaybın var. Kabiliyet kaybın var. Tamam bunu alacağım. Ama bu kayıp senin farkında olduğun bir şey değil. Ama ya mesela doktorlar saatlerce süren şeyler yapabiliyorlar. Bunu kullanacağız abi. Hatta sonuna kadar kullanacağım. Hah tamam. Hatta bir kere daha yapacağım. Bütün kalbim gitsin süper. Şimdi bunu neyse bu almaya çalışacağız. Hadi abi ver ya. Alamadık. Okey. Gene deneyeceğiz. 5 kuruşları verdik gitti. Şuraya bir girelim. Ya mesela doktorlar, cerrahlar saatlerce süren... yalnız benim daha fazla hasar almamam lazım yoksa öleceğim bu gidişle. Ameliyatlar yapıyorlar. Onu kaybediyorsun mesela ya da araştırma yapman lazım. Araştıramıyorsun yani kendini bir şeye veremiyorsun. Süper.
Bir dakika bir dakika. Şuraya da gidebilir miyiz dersin? Bakalım canımız o kadar az mı? Canımız o kadar az değilmiş. Diyelim. Ara, bunu bayağıdır kullanmadık. O yüzden bir kullanalım dedim. Bunların da şeyini unuttum bak gene. Şunu biliyorum. Bing bang. Bing bang. Onu biliyorum. Bunlar bir arada patlayacak. Hepsini kullanacağım abi. Artık gerek de yok ama olsun. Şu kalbi istiyorum. Bu da çok güzel. Tam ihtiyacım olan şey. Ama dur bakalım. Oraya varabilecek miyiz? Ve bu dediğim gibi şeylerden eksik bir şekilde büyümüş oluyorsun. Sosyal medya ve internetin getirdiği bilgiye ulaşım çok daha kolay, süper. Ne olur üçüncüsünü kullanalım. Beatdown problem değil. Yani paralize olmanın bir range up olur tamam. Yalnız bu haplar bugün çok güzel sağ olsun. Edmund bizi kırmadı. Yalnız şu olaya bak yani artık ciğerini biliyorum bu bossların. Biraz fazla oynadık bu oyunu. O yüzden ciğerini bilir olduk. Neyse. Ya yani bilgiye ulaşım çok kolay dedik. Buraya da nereden geldik bilmiyorum ama yani şöyle yani bazı insanların azminden bahsediyorduk değil mi? Yani o azim olayı çok acayip diye. Tabii oradan da buraya nasıl geldik? Hiçbir fikrim yok. Aslında bunu almamalıydım. Şöyle bir şey yapacağım abi. Mecburen gideceğim. Çünkü bak şeyi Whore of Babylon'ı kaybettik. Kaç kalbim var bilmiyorum ama bir kalbin üstündeyim. Onu biliyorum. Şimdi yukarı gideceğim. O kalpleri indirip yoluma devam edeceğim. I Can See Forever almışız gene. Nasıl aldıysak onu da bilmiyorum. Neyse. Tamam. Şimdi gene Whore of Babylon olduk. Bir kalbimiz var. Yarım kalbimiz var. Sıfır kalbimiz var. Güzel. Haydi. Oley be. Gelen de manasız bir şey oldu ama neyse. Ben şuraya bir bomba bırakayım ismi. Lockup süper. Bunu da alacağız. Burada da kullanacağız. Süper. Süper. Çok iyi oldu. Şimdi ben gidiyorum. Burada uzun süre bile kaldım. Yani bak çok vakit geçmiş. Bas 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 bas. Biz buna pog diyoruz. Elbette. Gitsem bir işe yaramayacak. Öyle bir sıkıntı var abi. Neyse bu bölümde böyleymiş demek ki. Evet iki canımız ve... iki canımız ve bir hayalimiz. Au. Hayal dedim ya bak hayal dediğim anda sağ olsun beni hemen cezalandırıyor Edmund. Edmund! Hadi abicim hadi. Bizim işimiz var. Olur. Hayır demem doğrusu. Soğuk bir biraya hayır demem doğrusu. Lanet olsun adamım. Hey dostum hey pislik. Hey adamım tears up adamım. İşte ben buna pog diyorum. Lanet olası pog. Hey Johnny. Johnny seni lanet olası. Johnny. Johnny verdiğim borcu neden hala ödemedin? Hey Johnny. Johnny seni pislik adamım. Hey lanet olsun adamım. Yardım edin bu İngilizce seslendirme parçasında kala kaldım. Çıkamıyorum. Hey adamım hey. Kurtarın beni. Lan kurtulamadık ha. İçine düştüm çıkamadım. Düştüğüm gibi çıkamadım içinden. Amerikan oldum. Amerikalı oldum. Amerikalı olmaya hiç gerek yok abi. Asla full Amerikalı olmayacaksın. 4. Uu 4 güzel. 4 zar. Bir dal alırım. Burada hiçbir şey yapamadılar. Evet mesela bak bunu gördük. Bırakıyoruz. Au. Bir de şunu patlatalım.
O arkadaş bize bir şey verir mi? Hepsini yuttu. Gıcık. Seni lanet olası. Stars'ı kullanacağız ama şöyle yapacağız abi. Bunk. Bump. Ne bu? D1 mi? D1'in ne yaptığını hatırlamıyorum ki. Ne yaptı onu da bilmiyorum. Neyse ben gidiyorum abi. Hasarımı da almadım. Chariot'ımı da aldım. Hoşça kal. D1 boss'u mu değiştiriyordu? Boss'u verdik mi? Yalnız müzik. Müzik. Ooh baby. Neredeyiz biz? Depths 1'deyiz. Olur. Kaç dakikadayız? 18. Yani diyorsun ki Basraş'a şansımız yok. Basraşamadıklarımızdansınız. En büyük hatayı nerede yapıyorum biliyor musun? Ben sana söyleyeyim abi. En büyük hatayı ben inatla şu marketlerde paramı harcamamakla yapıyorum. Yani hani çok net. Buraya giremem. Greed'in hiçbir yararı olmayacak ama olsun. Daha fazla bakkal çünkü bulamayacağız gibi bir search. Şimdi benim kitap niye dolmuyor? Kitabın dolması lazımdı şimdi. Baksana abi kaç tane gizli oda buluyoruz. Oo. Tamam. Burada saçma sapan şeyler yapacağım. O yüzden kusuruma bakma. Burnt Penny işime burada yarayacak. Güzel. Bir tane bile yeter bana. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Ya burada bir takım ekstra bir takım zımbırtılar, bir takım kaç kere daha bir takım diyebilirim sence? Yapacaktım ama sonra dedim ki değmez. Hacut dedim. Hiç gerek yok dedim. Av kaç. Boom. Şimdi bunu mecburen yapacağım. Basraş'ı kaçırdık abi. Zaten Basraş her zaman yapman gereken bir şey değil ama ben seviyorum. Hani iyi oluyor. Şimdi ya tabii bilgiye ulaşım çok değişti dedik ama aynı zamanda başka şeyler de çok... Şuraya gireceğim ya. Başka şeyler de çok değişiyor. Yani zaten vardı ama buna gerek yok. Ya başka şeyler de çok değişmeye başladı artık. Özellikle şey kısmına gelirsek... jargon, dil. Mesela dil çok değişiyor artık. Benim zamanımda kullanılan kelimelerin çoğu artık kullanılmıyor. Değişmiş halde. Müthiş. İhtiyacım yok ama olsun. Ya işte her şey çok değişmiş halde ya. Ya mesela artık şey yok. İnternetle birlikte gelen herkes her müziğe de ulaşabiliyor ya. Artık herkes her şeye ulaşabiliyor. Yani aslında olay o abi. Hani herkes her şeye ulaşabildiği için eskiden mesela mega starlar vardı. Hem sinema olarak vardı. Mesela Tom Cruise. Yani Tom Cruise'un her filmi satardı. Artık günümüzde o yok. O kayboldu. Hem film olarak kayboldu hem de au. Gıcık etti beni. Şu aradan kaçamıyorum ya. De ölmememiz önemli yani. Hani iyi olur ölmezsek. Synthoil Mitty şuraya girmek istiyorum ama dur bakalım. Bu ne abi ya? Ya böyle şeytan odası mı verilir ya? Ayıp be. Aferin Odyucum. Mükemmel bir salaklık örneği göstererek oyunu bitirdik. Bazen böyle oluyor. Bir sonraki Isaac bölümünde görüşmek üzere. Bu kadar aptallık olamaz ya. O yüzden şimdi açmadığımız bir şeyi açmalıyız. Bir sonraki Isaac'te söz onu yapacağız. Haydi görüşürüz.